Merhaba, İstanbul Hepimizin girişiminin hazırladığı Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Bugün 8 Mart'ın hemen ertesinde Feride Eralp ile birlikteyiz ve feminist mekanı konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, feminist mekan nedir? Biraz oradan başlayalım isterseniz. Feminist mekan, kadınların, feministlerin bir araya geldiği bağımsız bir mekan İstanbul'da, Beyoğlu'nda. Ve amacı özellikle feministler için, kadınlar için bir araya gelecek, buluşabilecek, etkinliklerini, toplantılarını organize edebilecek bir alan açmak. Ve bunu yaparken de kendi kendini destekleyerek, yani herhangi bir yerden fon vesaire almadan kendi yağında kavrularak kendimize ait bir mekan var edebilmek. Peki ne zaman kuruldu feminist mekan? 2008'den beri var ama o zaman feminist mekan değildi. Sosyalist feminist kolektif vardı. Çok bilinen bir feminist örgütlenme. Uzun yıllar boyunca da aktifti ve çok kalabalıktı. Onların İstanbul'daki mekanı orasıydı. Yani bugün feminist mekan olan yer, ismi de Sosyalist Feminist Kolektif'ti. 2008 yılında öyle açıldı. 2016'ya kadar da öyle devam etti. Yani 2012 Sosyalist Feminist Kolektif 2015-2016 gibi, 2015 gibi artık dağılmaya başladığında, yani kendini feshettiğinde mekanın ne olacağı sorumsalı ortada kaldı. Ben Sosyalist Feminist Kolektif'te değildim ama Sosyalist Feminist Kolektif'in mekanı kendi burası. Pek çok kadının farklı feminist yani farklı feministlerin de yine de kullanımına açık bir mekandı. Örneğin İstanbul Feminist Kolektif vardı. İstanbul Feminist Kolektif'te toplantılarını Sosyalist Feminist Kolektif'in mekanında yapıyordu. Oraya Amargi'den, işte Kadav'dan, Morçatı'dan vesaireden farklı feminist gruplardan kadınlar geliyorlardı ve orada bir sürü şeyin, bir sürü ortak kampanyanın toplantıları o mekanda örgütleniyordu. 8 Mart'lar, yani İstanbul'da yapılan 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşleri başından itibaren o mekandan örgütleniyorlardı. Yani yürüyüşün başından itibaren değil de o mekan olalı beri o mekandan örgütleniyorlardı. Yani bunun gibi daha geniş feminist hareketin daha geniş toplaşmaları, toplantıları vesaire Sosyalist Feminist Kolektif'in mekanı iken de zaten orada oluyordu. Örneğin mesela 2009'da Barış İçin Kadın Girişimi kurulduğunda Barış İçin Kadın Girişimi de birçok toplantısını orada yapmaya başladı. Bu şekilde zaten hani kullanıma açık bir mekandı henüz Sosyalist Feminist Kolektif varken de. Ben de Amargi'deydim ve İstanbul Feminist Kolektif'teydim. Biz de o mekanı çok kullanıyorduk ki Amargi'nin hemen onun iki bina yanında kendi mekanı vardı. Uzunca bir süre komşuydu, yani mekansal olarak da komşuydular. Ama o mekan, Amargi'nin mekanı kapandıktan sonra da orası kullanılmaya, yani Sosyalist Feminist Kolektif'in mekanı kullanılmaya devam etti. Ama Sosyalist Feminist Kolektif bittikten sonra bir tartışma yürüttüler arkadaşlar aralarında ve dediler ki bu mekan kapanmasın. Ne güzel, kadınların kullandığı, bir araya geldiği bir yer var. Hareketin pek çok eylemi ve etkinliği burada organize ediliyor. Biz bu imkanı imkandan olmayalım, bu imkandan kendi kendimize etmeyelim. Bunun yerine bağımsız bir mekan olsun, kendi komisyonu oluşsun. Bu kendi komisyonu belli bir rotasyona tabi olsun. İşte teknik işlerle ilgilenen ve mekanın mali işleriyle ilgilenen özellikle bir komisyon olsun. O zamandan beri de, yani 2016 senesinden beri de Feminist Mekan ismiyle devam ediyoruz. Peki neden şehirde bir feminist mekana ihtiyaç var? Çünkü bir kere şehir, yani kamusal alan dediğimiz şey inanılmaz erkek dominasyonu olan bir alan ve erkek egemen bir alan. Ve biz kadınlara, işte daha dün gece sokaklarda kadınlar sokağa özgürleşmeye derken aslında kamusal alanı nasıl kadınların varlığıyla dönüşeceği üzerine de bir iddiada bulunuyoruz. Feminist mekan gibi mekanlar da, yani kadınların evlerden çıkıp bir araya gelebileceği, örgütlenebileceği, toplantılarını yapabileceği, eylemlerini örgütleyebileceği mekanlar da aslında bizim hepimizin bir arada politikleşebildiği mekanlar. Yani bugün o 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü 10 binlerin katılımıyla oluyorsa, kadınların bir araya gelebildiği feminist mekan gibi alanlar ve mekanlar olduğu içindir. Bazen bunlar daha böyle, ne bileyim, işte sosyal medya üzerinden ağlar olabilir. Bazen öğrenci örgütlenmeleri olabilir. Çeşit 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 pratik ve çeşit çeşit şey var, mecra var. Ama bence mekan denen şey çok önemli bir mecra. Çünkü mekan başka şeyleri, başka
başka mesela sosyal medyanın olmadığı gibi insanları bir araya getirebilen bir yer, yüz yüze bir araya getirebilen bir yer ve o mekanda aslında beklemediğiniz tanışmalar oluyor. Dayanışmalar. Beklemediğiniz dayanışmalar oluyor. Ve bir şekilde o hareketin kalbinin attığı bir yere dönüşüyor aslında. Ve peşinden yani o mekanın içerisinde böyle bir araya gelen, oluşan o atmosferle politikleşiyor kadınlar. Biz hep birlikte politikleşiyoruz. Onun bize verdiği güçle ve enerjiyle de işte bu gece yürüyüşü, dünkü gece yürüyüşü gibi yürüyüşleri organize edebilecek şeyi buluyoruz, gücü buluyoruz kendimizde. Bir taraftan aslında yani şehirde bir mekanın bu şekilde bir dayanışma amacıyla kurulabilmesi aslında başka mekanları da mümkün kılıyor, tabii, değil mi? Tabii, biraz da amaç zaten yani bu tek bir yani işte bu yani o feminist mekandır, işte tek feminist mekandır gibi bir şeyden ziyade aslında feminist hareketin ve kadın hareketinin mekanlara ihtiyacı var. Hı hı. Bir araya geleceği mekanlara ihtiyacı var. Yani biz sadece sanal bir topluluk değiliz. Hı hı. Aynı zamanda yani fiziksel varlıklarız ve fiziksel olarak birbirimize yan yana gelmeye ihtiyaç duyuyoruz. Ve bu yan yana gelmeleri de kendimize ait yerlerde yapabilmek istiyoruz. Bu yan yana gelmeleri tabii ki mesela sokaklarda, kafelerde vesairelerde de yapabiliriz imkanımız olmadığı zaman. Ama niye daha fazlasını istemeyelim ki? Tabii. Yani bir gün belki binamız bile olur, kim bilir. Evet. Peki mesela neler yapıyor feminist mekan? Biraz da bir zaten bahsettik ama biraz daha detaylı ne gibi şeyler yapıyor? Ya feminist mekan aslında kendi bir şey organize eden bir yer değil. Hı hı. Yani feminist mekan orayı kullanmak isteyenlerin bir şey organize etmek için kullanabilecekleri bir yer. Hı hı. İşte tam da bu yüzden feminist mekanın kendi sosyal medya hesabı yok örneğin. Hı hı. Instagram'da, Twitter'da, Facebook'ta feminist mekan diye bir hesap bulamazsınız. Feminist mekanın bir Gmail adresi var. Onu verelim isterseniz. Tabii ki verelim. Feministmekan@gmail.com adresinden ulaşılabiliyor feminist mekana. Dayanışma için, destek için veya hani orada bir şey organize etmek isteyenler bu yolla ulaşabiliyorlar. Ama farklı gruplar orayı kullanıyorlar. Hı hı. Hem işte mesela Çatlak Zemin adlı bir web sitesini yapan, hı-hı, bir kolektifimiz var, oradayım. Örneğin Çatlak Zemin olarak biz toplantılarımızı orada yapıyoruz. Aynı zamanda Feminist Mekan'da Cuma Buluşmaları diye bir etkinlik, hı-hı, serisi organize etmeye başladık. Bu Cuma Buluşmalarını Feminist Mekan'ın teknik komisyonunda da olan kadınlar var bunun içinde ama sadece onlardan oluşmuyor. Bir grup kadın, bir grup feminist bir araya geldik ve dedik ki bizim düzenli temas edebileceğimiz yani hem feminizmle yeni tanışan kadınların gelebileceği hem bir yer arayan ama işte henüz böyle bir örgüte katılmak gibi bir şeye de hazır hissetmeyen ya da böyle bir şey istemeyen ama feminist kadınlarla temas etmek isteyen kadınların ya da feminizmle temas etmek isteyen dediğiniz gibi aynen feminizmle temas etmek isteyen kadınların bir araya gelebileceği ve bir şey, politika tartışabileceği ama sadece politika değil edebiyatta tartışabileceği, filmde izleyebileceği, sanatta tartışabileceği, işte ne bileyim açık ilişki üzerine de konuşabileceği, takılma kültürü üzerine de konuşabileceği ama işte ne bileyim şey üzerine de feminizmin öznesi kimdir gibi teorik tartışma da yürütebileceği. Ya da sadece kadın olmakla ilgili. Ya da sadece konuşmak. Evet yani kadın sokakta kadın olmak, bekar, hmm, kadın olmak vesaire. Bir şey yapalım dedik yani bize yetmiyor dedik. Yani bu mekan var. Buraya hali hazırda işte gece yürüyüş organizasyonu zamanı toplantılar burada yapılıyor. Kadınlar Birlikte Güçlü diye mesela kadın hareketinin daha ortak bir platformu var. Kadınlar Birlikte Güçlü, feministlerden oluşmuyor yalnızca. Kadınlar Birlikte Güçlü toplantılarını orada yapıyor. 25 Kasım yürüyüşünün örgütlenmesi orada yapılıyor. Ne bileyim şeye karşı, kadın cinayetlerine karşı birlikte kampanya yapılacağı zaman toplantı orada yapılıyor. Ama biz şeyi fark ettik yani burasının hali hazırda zaten bir takım hani politik hareketin içerisinde olmayan kadınların düzenli olarak gelebileceği bir mekan da olması lazım. Hı hı. Öbür türlü tam olarak yaşayan bir mekan olmuyor. Yani zaten politikleşmiş ve sürekli eylemlerde, etkinliklerde olan kadınların haftanın belli günlerinde yine bir eylem kampanya organize etmek için toplandığı bir mekan oluyor. Ama öyle bir şey olmadığında boş kalıyor. Hı hı. Düzenli ne yapılabilir dedik. Ve bu Cuma buluşmaları fikri geldi aklımıza. Biraz da Yoğurtçu Kadın Forumu'ndan ilham aldık. Onlar da çarşambaları biliyorsunuz karşıda Kadıköy'de, Sodit'te toplanıyorlar. Yazında Yoğurtçu Parkı'nda. O formatın çok kadını bir araya getirebildiğini, daha önce bir yere gitmemiş, böyle bir yerle temas etmemiş kadınların da ilgisini çekebildiğini gördük ve dedik ki böyle bir şey yapalım. Ama bu biz bunu yapan bir grup kadınız. Hı hı. Başka bir grup kadın da o mekanda başka bir şey yapabilirler. Yani bütün kadın, öyle bir mekan. Kadınlara açık. Aslında bir nevi inisiyatif gibi bir taraftan. Evet, evet.
Peki mesela şimdi bu yaşam pratikleri üzerine... Yani şunu da ekleyeyim, çok pardon. Çok uzun süre Onur Haftası da aslında Feminist Mekan'dan organize oldu. Çünkü yine Sosyalist Feminist Kolektifken orası, onun iki yan binası, yani yine böyle aynı sokakta Lambda'nın yeri vardı. Ama Lambda oradan taşınmak zorunda kalınca artan kiralar ve hani baskılar vesaire vesaireden dolayı Onur yürüyüşünü organize etmek için Sosyalist Feminist Kolektif'le irtibata geçtiler ve o mekanı kullanmaya başladılar. Mekan, Feminist Mekan'a devrolunca orası, o ilişki devam etti yani o gelenek. Yani iki sene öncesine, yani bu onur yürüyüşü, son şu geçtiğimiz onur yürüyüşünden bir öncekine kadar Feminist Mekan'da organize oluyordu onur yürüyüşü de. Yani o anlamda başka hareketlerle dayanışan da bir mekan. Peki mesela bu Feminist Mekan'dan önce Türkiye'de ya da İstanbul'da, daha büyük bir şehir olduğu, en büyük şehir olduğunu düşünürsek böyle bir şey var mıydı? Yani sizin bahsettiğiniz. Yani daha hani sadece kadınları bir araya getirir. Var yani şeylerin, yani feministlerin, yani feminist örgütlerin kendi mekanları var ve bu mekanları böyle bu şekilde kullanıyorlardı. Mesela Sosyalist Feminist Kolektif'in mekanıydı, orası dedim. Amargi'nin yeri vardı. Amargi, hatta Amargi'nin hemen şeyin yanındaki mekanını bir kafeterya olarak da açtı. Hem toplantı mekanı hem kafeydi. Ondan sonra işte Kadınlar Dayanışma Vakfı Kadav'ın yeri var örneğin. Vardı Beyoğlu'nda yine kadınların hem toplantı içinde kullandığı vesaire içinde kullandığı. Mor Çatı'nın, Mor Çatı Kadın Sınav Vakfı'nın şeyi, ofisi yine çok yakın feminist mekanın olduğu yere. Orada da toplantılar alınıyor aslında. Ama yani herhangi bir kuruma ait olmayan bir mekan olması açısından bağımsız olması mekan, değil yani mi? Evet, bir kurumun bir grubun mekanı değil. Tabii ki orayı daha sık kullananlar var. Yani o İstanbul Feminist Kolektif'den ve Sosyalist Feminist Kolektif'ten gelen gelenekten hani biz Feminist Mekan Teknik Komisyonu da olan insanlar, aynı zamanda bir kısmımız Cuma buluşmalarını organize edenler mekanı daha sık kullanıyoruz. Ama bu ne bileyim işte Queer Olympics toplantı yapacağı zaman da mekan müsait mi diyor, o mekanı kullanıyor. Yani mekan müsait mi diyen feministlerin kullanabileceği bir yer olması açısından başka örneği var mı şu an düşünemiyorum. Yok, ama mesela Kadıköy'de işte yine mesela Mor Mekan diye bir mekan açıldı. Kadın Savunması, Kadın Savunma Ağı adlı bir şey var, grup var. O gruptan arkadaşlar açtılar. Orası da bağımsız bir mekan olarak açıldı. Ama işte dediğimiz gibi hani işte bir yani o da daha çok bir grubun açtığı ama bütün kadınlara açık bir mekan yine aynı şekilde. Gibi yani mekansal, farklı mekansal pratikler var. Adında feminist olması, bir feminist mekan olduğunu iddia etmesi ve bağımsız olması açısından özel bir örnek olduğunu tabii ki düşünüyorum feminist mekan. Peki bu bütün bahsettiğiniz mekanlar arasında bir iletişim ağı söz konusu mu? Öyle tek bir iletişim ağı yok ama hepimiz birbirimizi tanıyan ve bilen insanlarız. Dolayısıyla bir tanesi müsait değilse hemen iletişime geçilip orası müsait mi, şurası müsait mi? İşte birinde mesela bizim feminist mekanın salonu biraz geniştir mesela. İşte o yüzden daha geniş bir toplantı olacaksa feminist mekan, biz daha küçük bir grubuz, Mor Çatı'ya geçebiliriz. Biz bilmem nereye geçebiliriz. Yani birbirimizi bilen ve yani adı konmamış veya işte şu mail grubu şeklinde olmasa da tabii ki bir dayanışma ağı var. Birimizde fazla tuvalet kağıdı varsa o tuvalet kağıtlarını diğer mekanlara dağıtıyoruz gibi gibi yani. Yani dolayısıyla aslında mekanı kadınlar açısından ve feministler açısından daha kullanılabilir hale getirmek için şehirde bir iletişim ağı da var. Var mekanlardan tabii oluşan bir ağ da var. Peki mesela yaşam pratikleriyle ilgili feminist mekan yani bir şey, yani ne tür şeyler yapıyor? Örneğin hani kadınların feminizmle tanışması. Ama bunun için bir farkındalık da gerekiyor. Yani bu farkındalıkla ilgili ne bileyim bir eğitim ya da işte buna yönelik okuma pratikleri belki de ya da yani bir sorularını cevaplayabilecek ya buna dair işte şey gibi işte feminist mekan bir otorite değil aslında, bunu yapmak isteyen bir grup kadının bir araya gelip orayı kullanmak isteyerek bunu yapabileceği bir yer. Örneğin bir okuma grubu vardı, böyle emek ve kadın ekseninde okumalar yapıyorlardı. Onlar bir ara düzenli olarak feminist mekanı kullanıyorlardı. Kapalı bir okuma grubuydu. Hani bir grup kadın bir araya gelmişler. Dediler ki biz bir şeyler okuyup tartışmak istiyoruz. Burasını işte her ay şu kadar, şu günlerde kullanabilir miyiz? Tabii buyurun kullanın şeklinde oluyor. Ama bir o anlamda böyle kendine bir eğitim misyonu biçen bir yer değil. Daha çok bunu yapmak isteyecek kadınların
inisiyatif alıp bir araya gelip kullanabilecekleri, yani işte bir ücret ödemeden. Onu hani pratiğe de dönüştürebilecekleri. Hani şey yapmadan, işte dediğim gibi yani ilkeleri var sadece. Hani şeye herhangi bir nefret söyleme, homofobi, ırkçılık, transfobi, kadın düşmanlığı vesairenin olmadığı. Kadınlara açık ve kadınlara ait bir mekan. Tabii ki bu hani kendini kadın olarak tanımlamak isteyen herkesi kapsıyor. Veya işte cis erkekler dışında herkesi kapsıyor. Yani kadınlara, queerlere şeklinde açık bir mekan. Yani erkeklerle karma etkinlikler düzenlemediğimiz bir mekan orası. Ya da kendisini erkek olarak tanımlıyor. Evet, evet. Yani hani onu insanların adına biz tanımlayamayız veya beyan edemeyiz ama dolayısıyla hani bu ilkeler doğrultusunda veya işte ne bileyim fon almayan, fon almadan yani fonlu etkinliklerin yapılmadığı. Evet, evet, bizim açımızdan önemli bir konu, en azından mekan açısından. Çünkü mekanın sürdürülebilirliğinin bize, yani sadece bize bağlı olması. Hani bir yerden gelecek olan maddi katkıya bağlı olduğunda onun ömrü de ona bağlı oluyor çünkü. Ve üçüncüsü de bir kurumun, yani açık çağrılı etkinlikleri mümkünse bir örgütün veya bir kurumun adıyla yapılıyor olmamasını tercih ediyoruz. Yani bağımsızlığını sürdürülebilmesi için, yani sürekli olarak aynı örgütün çağrı yaptığı bir yer olsa orası o örgütle özdeşleşir. Bağımsızlıklar ortadan kalkmış olur. Dolayısıyla hani o örgütler de eğer toplantı mekanı bulamadıkları zamanlarda kapalı toplantılar için yine açık. Yine her türlü açık bir mekan ve bir sürü grup bu şekilde toplantılarını mekanda alıyor. Ama basına duyurulu açık çağrılı etkinliklerin çok fazla şeylerin tek tek örgütlerin isimleriyle özdeşleşmemesi gibi bir ilkesi de var. Peki yani ilkeleri bunlardı. Bunun dışındaki her tür hani şeye açık. Peki bunlar için herhangi bir, bunların hepsi bedelsiz değil evet. mi? Yani herhangi bir, siz bedelde talep etmiyorsunuz orada. Yok, yani dayanışma için çay böyle bir kutu var. İsterlerse insanlar hani oraya bir katkı bırakabiliyorlar. Çünkü her tahmin edersiniz ki o mekanda çok masraflı bir mekan. Kirasından tutun, bir de eski bir bina olduğu için, Beyoğlu'nun eski ve dökülen bir binası olduğu için sürekli bir şey sorunlarımız var. Orası akar, burası bilmem ne olur vesaire. O yüzden kendince epey masraflı bir mekan ama çok ciddi bir dayanışma ağı da var. Feminist mekana düzenli aidat ödeyenler var. Bir de ara sıra katkıda bulunanlar var. Aidat miktarları işte 200 liradan 20 liraya kadar değişiyor. Yani herkesin bütçesine göre. Bazıları işte elinde olduğu zaman bir posta veriyor. Ondan sonra bir süre sonra veriyor. Yani o biraz kişinin kendi yapabildiğine göre, dediğiniz gibi. Bütün bir gönüllü formu dayanışan insanlar için bir form yaygınlaştırıyoruz. Yılın başında, Ocak ayında, biz her Ocak ayında feministmekan@gmail.com'dan yayıyoruz, mailden, internetten vesaire. Oraya bilgilerini girerek insanlar o dayanışmaya dahil olabiliyorlar. Onlardan da bir grup, mail grubu oluşturuyoruz. Feminist Mekan Dayanışma diye. Mümkün olduğunca mekanda olacak etkinliklerden vesaire o dayanışma grubunda haberdar etmeye çalışıyoruz. Ve hani işte 60 ile 90 arasında değişen sayıda kadın düzenli aidatlarıyla, İstanbul'da bile yaşamayan kadınlar bunların bazıları. Yurt dışında yaşayan, farklı şehirde yaşayan, yine de hani böyle bir mekanın yaşamasını önemsediği için düzenli oraya kendi gidecek bir yerde olmasa bile o mekanı yaşatmak için katkıda bulunuyor ki bence çok önemli bir şey gerçekten. Evet. Peki mesela şöyle bir şey var mı? Yıl sonu toplantıları gibi. Mesela feminist mekanda biz bu yıl şunları yaptık ve şu konularda daha başarılı olduk. Ya da bunları yaparken şöyle eksiklikler de ortaya çıktı. Yani bağımsız bir yer ve feministlere açık ama hani böyle bir sizin kendi aranızda yaptığınız bir toplantı yani ya da şey var mı? Yani şey konusunda biraz eksikliklerimiz var. Hani bu yani hem biz yıl sonunda genelde bir mali rapor veriyoruz dayanışma komisyonuna. Yani ne gibi harcamalarımız oldu, ne ekside kaldık, ne artıya çıktık vesaire şeklinde bir mali rapor veriyoruz. Bir dönem daha düzenli bir şekilde Feminist Mekan'ın takvimi konusunda bilgilendirdik. O konuda da aksamalarımız var. Ne yazık ki ülkenin içinde bulunduğu böyle baskı, yılgınlık, korku ve umutsuzluk atmosferinin bu tip şeylere de bir yansıması oluyor. Nasıl bir yansıması oluyor? Bir yandan hepimiz çok öfkeliyiz, çok heyecanlıyız, bir şeyleri değiştirmek istiyoruz ama bir yandan da somut işleri yapmaya gönüllü insan sayısında bir azalma oluyor. Çünkü herkes çok yorgun.
ve bıkkın. O yüzden de şeyler aksıyor. Bu sizin dediğiniz gibi işte feminist mekanla dayanışanları daha düzenli toplantılarla bir araya getirmek, işte mekanın akıbeti üzerine konuşmak, neler yapabiliyoruz, neler yapamıyoruz tartışmak, mekan komisyonunu daha düzenli rotasyonunu sağlamak gibi şeyleri çok istiyoruz. Ama bir türlü böyle toplanacak bir o enerjiyi bulmakta açıkçası biraz zorlanıyoruz. Feminist mekanda olan cuma buluşmalarının için yıl sonunda yapıyoruz bu söylediğiniz şeyi, böyle bir sohbetli organizasyon gibi, nasıl gitti, seneye ne gibi etkinlikler olsun isteriz gibi. Ama mekanın kendisinin komisyonu ve dayanışma grubu açısından çok düzenli toplantı yapmakta başarılı olamadık açıkçası. Bunun da ancak daha fazla kadının oraya sahip çıkması, gelmesi ve enerjisini katmasıyla değişebileceğini düşünüyorum ben. Çünkü gece yürüyüşü gibi bir organizasyonu bile biz mesela atladım oradan oraya ama çok az sayıda kadın onun somut, pratik, maddi işlerinin ne dahil oluyor. Yani on binlerce kişi yürüyor ama 30 aşağı yukarı 30 kişinin katıldığı toplantı ve hazırlıklarla organize oluyor. Yani son günde bir 100 kişiyi bulan ama hani şeyi komitesi komisyonu kadro. Komisyonu o anlamda çok az kişiden oluşan, yani şeyine iş bölümüne çok az kişinin katıldığı, çok şey duyurulsa bile, yani sosyal medyadan duyurulsa bile ve bunda bir etkinin de gerçekten bu baskı atmosferinin insanlarda yarattığı psikoloji olduğunu düşünüyorum ve bence çok anlaşılır tabii ki, ama bunu da ancak birbirimizden güç alarak aşabiliriz. Evet. Peki mesela bu mekan komisyonundan hep bahsettik. Mekan komisyonu kimlerden oluşuyor? Bu değişen bir komisyon mu? Buraya herkes katılabiliyor mu? Bunlar neler yapıyor? Şöyle iki, yani mekanın bir teknik komisyonu var. O teknik komisyon, yani size böyle bahsettiğim işleyişi ne kadar işletebiliyoruz, o biraz soru işareti ama ben o işleyişi bir anlatayım önce. Tabii ki bir sürü aksaklığı var. Çünkü mekan yürütmek dediğiniz şey böyle her gün olan bir şey. Yani hani bir gün veya ne bileyim haftada bir gün ben orayla ilgilenirim sadece gibi değil. Yağmur yağar, çatısı akar, gece de gitmek zorunda kalırsınız. Şey gibi yani, çocuk gibi bir şey yani. Hani evet. Böyle bırakamadığınız ve her an şuranızda oturan bir şey olduğu için çok ciddi sorumluluk da istiyor. Ve çok düzenli bir şey gerekiyor. Düzenli bir katkı, düzenli bir oraya şey katkı sunabilme hali gerektiriyor. O yüzden de ne yazık ki istediğimiz kadar rotasyon yapamıyoruz. O düzenli sürekli katkıyı sunma üzerinden, yani sunmaya açık olan ya da sunabilirim diyenler çok fazla sayıda olmadıkları için. Ama bir takvim komisyonumuz var aslında. Takvim komisyonu ne zaman mekan boş vesaire gibi bir şeyi takip edip bir takvim oluşturup onu mekanda etkinlik yapmak isteyenler sorduğu zaman işte şu gün dolu, şu gün boş diyecek olan insanlar. Şu anda çok aktif olarak çalışmıyor bu komisyon ama uzunca bir süre bayağı aktif olarak çalıştı. Bir tek daha şey komisyonu var, böyle ne bileyim tuvalet kağıdı bitti, kahve bitti, çay bitti. Onu almak lazım, bunu almak lazım gibi işlerle uğraşan bir komisyon var. Aslında hepsi tek bir komisyona dönüşmüş durumda şu anda ama başta böyle ayrı ayrı komisyoncuklar kurmuştuk. Evet, ben de onu soracaktım. Evet, siz anlatıyorsunuz. Bir mali komisyonumuz var. Mali komisyonumuz hala işliyor ayrı olarak. İşte hem şeyi, aidatları topluyor, hem o dayanışma şeyini sene başında yolluyor, hem de mali raporu sunuyor. Bu üç komisyonla biz şey yapmıştık, kurmuştuk mekanı ilk olarak. Herkes buna dahil olabiliyor. Tabii ki şeyi tercih ediyoruz. Mümkün olduğunca aynı zamanda hani mekanı öyle veya böyle dayanışma sunabilen insanlar ya da yani somut madde, yani fiziksel olarak o mekanda bulunabilecek olan, yani belki şehirde oraya yakın oturan, yakın oturmuyorsa bile çıkıp gelebilecek olan, takvim komisyonunda olacaksa burada olmasına gerek yok çünkü o internetten de takip edilebilen bir şey ama her hafta gerçekten onu takip edebilecek olan, yani bunu ben yaparım diyen insanlar olması gerekiyor. Yani önemli gönüllülük bir kriterim. Esas. Evet, yani gönüllülük aslında. Ve şey, yani adanmışlık mı desem adına bilmiyorum, evet, ama doğru, adanmışlık. Bir çeşit sorumluluk hissi yani, hani şey hani o şey bir komisyon değil. Hani içinde olan herkesin o iş bölümünün parçası olmasını gerektiren bir komisyon. Evet, o yüzden de kolektif çalışmayı beraberinde ve her zaman birlikte hareket etmeyi de gerektiren bir şey. Peki diğer şehirlerle feminist mekanın ilişkisi nasıl? Diğer şehirlerdeki mesela feminist hareketle, feministlerle bir araya gelmek ya da onlarla da bir dayanışma içinde olmak, belki başka şehirlerde de bunu mümkün kılabilecek bir şey.
Ya bu dediğiniz bence bir örgütlenmenin, yani bir örgütlenme tipinden bahsediyorsunuz. Aslında tabii ki feminist mekan da yani onu çok vurguladım. Feminist mekan kendisi bir örgüt değil, bir yerse, bir yer orası. Ama bir yer olmasıyla da aynı zamanda bir örgütlenme imkanı. Hı hı. Ama bir örgütlenmenin kendisi değil, bir örgütlenmenin imkanı. O yüzden de eğer birileri derse ki evet, hani farklı şehirlerde de böyle mekanlar olsun, bu mekanlar arasında ağlar olsun, eminim ki birileri bunu örgütleyebilir. Hı hı. Ama feminist mekan dediğimiz şeyin kendisi bunu örgütlemek üzerine organize olmuyor. Hı hı. Ya da kendi böyle bir misyon biçmiyor. Hı hı. Ama hani bu misyonu biçecek olanlara bir imkan sağlıyor. Bir de bir örnek sunuyor. Bir örnek sunuyor. Yani mesela biz işte cuma buluşmalarını organize edenler bu imkanı kullanarak bu cuma buluşmalarını organize ediyoruz. Bir feminist örgütlenme var etmek isteyenler, farklı feminist örgütlenme çeşitleri var etmek isteyenler bu imkanı kullanarak bunu büyütebilirler. Bunu yani onların elinde hani başka bir şeye de dönüşebilir ama hani yani mekanın kendisi gidip işte farklı şehirlerdeki feministlerle ilişki şey kurmuyor. Hı-hı. Ama mesela ama sizinle ilişki kurabilirler. Bizler yani ben aynı zamanda gece yürüyüşünün organizasyonunda da hani aktif görev aldım bu sene ve geçtiğimiz birkaç senede işte Kadınlar Birlikte Güçlü'de de varım. Biz farklı şehirlerden kadınlarla, kadın hareketiyle, platformlarıyla, feminist gruplarıyla iletişim kuruyoruz mesela. İşte hangi şehirlerde feminist gece yürüyüşünün organize edileceğinden, hı-hı, haberdar oluyoruz. Onları da duyurmaya çalışıyoruz. Mesela işte Çatlak Zemin Kolektif Çatlak Zemin'e onları her sene listelemeye çalışıyoruz. Yani farklı şehirlerde feministler neler yapıyor, neler yapmıyor, birbirimizle iletişim içinde olalım gibi bir derdimiz var. Ama bu feminist mekan üzerinden yürüyen bir şey değil, hı hı, diyebilirim. Ama feminist mekanda bir araya gelen kadınların yaptığı bir, hı hı, şey. Yani feminist mekan bizi bir arada tutan, bir araya getiren, bir araya getir, farklı yani, alternatifler yaratmayı mümkün kılan. Evet. Yani belki o mekan olmasa ve biz her hafta o mekanda bir şekilde öyle veya böyle hani Kadınlar Birlikte Güçlü toplantısında olsun, feminist mekanda cuma buluşmasında olsun. Şimdi Kadınlar Greve İnisiyatifi diye bir inisiyatif var. İşte bu dünyadaki feminist grevlerden, kadın grevlerinden ilham alarak onları tartışarak Türkiye'de grev ihtimalleri üzerine konuşuyor. Onun toplantıları da feminist mekanda oluyor. 2 haftada bir toplanıyorlar. Bazen daha büyük toplantılar yapıyorlar açık çağrılı. Orada bir araya gelmek olsun. İşte Mor Çatı bazen gönüllü buluşmalarını mekanda yapıyor. Orada bir araya gelmek olsun. Orada bir araya, o bir araya gelişler aslında bize örgütlenme imkanı sunan şeyler. Yani bizi örgütleyen şeyler. Hı hı. Klasik anlamda bir örgütlenmeden bahsetmiyorum. Bizi politikleştiren ve birbirimizle temas içinde tutan, bir şey olduğunda birlikte refleks vermemizi sağlayan, üstümüze gelen bu böyle saldırılar denizine ve hani bu karamsarlığa hani bir şekilde set çekmemizi ve hayır biz burada bir aradayız ve bir yere de gittiğimiz yok. Her ne olursa olsun bir yere de gittiğimiz yok. Hissini birbirimize vermemizi sağlayan şey o yerin, yani o yerin varlığı aslında. Ama o yerde içinde insanlarla, içinde olan insanlarla var. Evet. Dolayısıyla o içinde olan insanlar orayla her ne yapmayı hayal edebilirlerse. Evet, doğru. Onları gerçekleştirecek bir yer olması her şeyden önce önemli bir şey zaten. Evet. Peki mesela neler yapmayı düşünüyor feminist mekan? Nelere ihtiyacı var? Sonuçta burası bağımsız, hı hı, ve yani sadece dayanışmayla insanların kendi gönüllülüğü ve adanmışlığı üzerinden devam eden, hı hı, ve bu şekilde kendini var eden ve bu şekilde mümkün olmayı da hayal eden, hı hı, aslında bir yer. Nelere ihtiyacınız var? Neler yapmak lazım? Yani, İnsanlar nasıl size destek olabilirler? Yani tabii ki hani bir mekana gelerek, yani o, hı-hı, mekan hani içi de oldukça güzel olan bir yer. Her zaman açık değil, etkinlik olduğu zaman açık. Etkinlikler, her etkinliği organize eden grup kendi hesaplarından duyuruyor. Cuma buluşmaları için de Feminist Gündem'i takip edebilirler. Feminist Gündem'in Instagram, Twitter ve Facebook hesabı var. Feminist Mekan'daki cuma buluşmalarını oradan duyuruyoruz. İşte Kadınlar Greve İnisiyatifi'nin de aynı şekilde hesapları var. Kadınlar Birlikte Güçlü'nün de var. Tüm mekanda toplantı yapan gruplar bir şekilde kendi hesaplarından duyuruyorlar. İşte ne bileyim, Queer Olympics organize ettiğinde de kendi hesabından duyuruyor ya da yaygınlaştırıyor. Bu etkinliklere açık çağrılı olanlarına katılarak, hı hı, gelerek, temas ederek, yayarak destek olabilirler. İkincisi, bu mekanın hani varlığından
haberdar olarak ve haberdar ederek ve eğer kadınlarla bir araya gelecek bir, yani mesela bir okuma grubu kuruyorlarsa, bir şey tartışmak istiyorlarsa, bir şey yapmak istiyor, mesela işte ne bileyim video çeken kadınlar bir araya gelmek istiyoruz diyorlarsa örneğin ve bunun için yer arıyorlarsa, akıllarında tutmak ve hani ya biz bir araya gelmek istiyoruz, bir şey yapmak istiyoruz, nerede yapabiliriz diye düşünmek zorunda kalmasınlar. Burada yapabilirler. Yani yeter ki hani onda çakışan başka bir şey olmasın öncesinde, şey olarak hani düzenli olarak yapılan başka bir şeyle çakışmasın. Feminist etkinlikler öncelikli, yani feministlerin yapacağı toplantılar, dayanışma için mekanı açtığımız gruplardan daha öncelikli feminist mekan açısından. Ama tabii ki eğer bir grup çağrılı bir şey hazır yaptıysa, hani feministler şunu yapacak diyerek işte iptal falan edilmiyor hiçbir şey de, demeye çalıştığım hani zaten feministlerin çok çok fazla mekanı yok ama kadın gruplarının, kadın derneklerinin çok daha fazla mekanı var şehirde. Dolayısıyla hani bu mekanda feministleri öncelesin diye bir derdimiz var bir yandan. Ama zaten öyle çok çakışma vesaire vesaire de olmuyor. Yani hani öyle bir sorun da yaşamıyoruz. Ama kadınların aklında olması, yani bu mekanı kullanabileceklerinin bilincinde olmaları, kadınların, LGBT artıların akıllarında olması. Üçüncüsü de tabii ki maddi destek ve dayanışma sunmak. Feministmekan@gmail.com'a yazabilirler. Evet, bunu söyleyelim de. Feministmekan@gmail.com'a yazabilirler. Oradan bilgi alabilirler. Eğer maddi dayanışmada bulunmak istiyorlarsa veya mekanı kullanmak istiyorlarsa bir ya şey da için. Sadece orada olmak istiyorlarsa ya da sadece, dayanışmak için. Evet, haberdar olmak istiyorlarsa, ama haberdar olmak için dediğim gibi feminist mekan etkinlik duyurusu yapan bir yer değil. Dolayısıyla haberdar olmak için örneğin feminist gündem gibi hesapları, yani etkinlik organize eden hesapları takip etmeleri daha anlamlı olur. Bu gruplarda her toplantıda zaten kendi mail ağlarını oluşturuyorlar ve hani toplantıya katılanları düzenli haberdar ediyorlar. Ama ayrıca feminist mekan hakkında bilgi sahibi olmak için ve kendi katkılarını sunmak için de sizin her yıl yaptığınız ve işte grup, mail gruplarıyla yeni gruplar oluşturduğunuz bu iletişim ağına da dahil olabilirler. Mümkün. Ayrıca maddi destek ya da ne diyelim, fiziksel orada olarak kendi desteklerini sunmak için de yine sizinle dayanışmak için feministmekan@gmail.com adresini kullanabilirler. Peki bir de şunu merak ediyorum. Yani feminist mekan mahallede nasıl algılandı? Mahallede bir feminist mekan olduğunu farkında mı mahalle? Tabii tabii. Yani su söylerken feminist mekan diyoruz. Evet, mahalle ne diyor? Ya çok uzun yıllardır, şimdi 2008'den beri orası feministlerin olduğu bir yer, sosyalist feminist kolektifle birlikte. 12 yıl olmuş yani. 12 yıldır işte feminist gece yürüyüşü olsa oradan çıkıyor kortej. Ne bileyim, onur yürüyüşü olsa oradan çıkıyor kortej. 12 yıldır çıkmıyor oradan da yani. Ama Lambda da hemen o sokaktaydı. Mor Çatı da hemen orada. Amargi de oradaydı. Yani orası böyle şey gibi bir yerdi zaten. Yani çok yıllardır eylem, etkinlik vesaire. Yani böyle bir tuhaf bir kurtarılmış bölge gibi mi desem ne? Ve o sokak ilginç bir sokaktır yani. Çok uzun senelerdir Tel Sokağı'nın o köşesi. Dolayısıyla da bence alışık o mahalle oraya. Son yıllarda tabii azaldı bu mekanlar. Amargi gitti, Lambda gitti. Evet. Feminist Mor Çatı hala duruyor orada. Mor Çatı hani tam öyle bir, yani düzenli olarak böyle bir eylem, etkinlik vesaire vesaire yapılan bir yer değil. Ofis. Bir ofis. Ama hani biraz böyle daha o anlamda yalnızlaştı orada feminist mekan. Çünkü Beyoğlu aynı zamanda şeylerin, siyasi hareketlerin biraz böyle hani Gezi'den itibaren üzerindeki baskıyla birlikte böyle Beyoğlu'ndan Kadıköy'e bir kayma var biliyorsunuz. Aynı zamanda Beyoğlu'nun kentsel dönüşümüyle de çok ilgili bir şey. Yani Beyoğlu'nun sokakları böyle şey bir çeşit açık hava alışveriş merkezi ve nargile kafeye dönüştürüldükçe ve hani sadece turistlerin olacağı ve sadece alışveriş yapılacak, yani politik tarihinden soyutlanıp, eylem tarihinden soyutlanıp böyle alışverişe odaklı bir beton alana dönüştükçe şeyi de değişti tabii ki. Oranın havası da değişti ve insanlar oradan uzaklaşmaya başladılar. Daha çok eylem Kadıköy'de yapılmaya başladı, Beşiktaş'ta yapılmaya başladı ve mekanlar da daha çok buralara kaymaya başladı. Dolayısıyla birçok böyle bizim gibi olabilecek mekanlar Kadıköy'deler. Beşiktaş'ta az az var. Ama bizim şey gibi bir derdimiz de var. Yani biz o Beyoğlu'nun arka sokağındaki marjinal dernek olmayı, yani hani bunu biraz dalga geçerek söylüyorum ama o Beyoğlu'nun arka sokaklarını bir şekilde bırakmamak gibi derdimiz de var. Çünkü hani orada başladı. Orasının bizim için bir anlamı var. Orada yani biz, ya ben daha o kuşaktan bir insanım hala. Biz gecelerde sokakta olmayı orada öğrendik.
O yüzden de hani şey olamasa da, yani eskisi gibi bir yer olmasa da, o İstiklal, Beyoğlu, Taksim, yine de arka sokaklarda bizim kendi kurtarılmış bölgelerimiz var. Tanıdığımız esnaflar vesaireler var. İşte alışveriş yaptığımız bakkallar, sucular, bilmem neler, hani bir şey ağımız var. Yani bir çeşit dayanışma ağımız ve kendimizi güvende hissettiğimiz, yani tüm o şeyine rağmen steril bir alan değildir Beyoğlu, bilirsiniz. Ve aslında hani o yanıyla da güzel. Yani her çeşit insanın olduğu bir yer, her çeşit kadının olduğu bir yer. Ve o her çeşit kadın da çok, ve her çeşit insan da çok yıllardır hani feministler, kadınlar bu sokaklarda var diye biliyor. Ve hani bizim o politik varlığımızı da kabul ediyor. O yüzden de hani biz şey derken, sadece bir cadde değil, sadece bir sokak değil, mahalle bizim derken şey de demeye çalışıyoruz. Gerçekten de tüm o mahallenin tüm dönüşümüne rağmen biz hala oradayız. Ve bu varlık devam edecek. Evet, yani evet. Hani ettiği yere kadar devam edecek. Evet. Çok teşekkür ederiz. Bugün Feminist Mekan için isterseniz tekrar son kez bir çağrı yapalım. Eğer Feminist Mekan'la ilgili bilgi almak istiyorsanız ya da Feminist Mekan'a ulaşmak istiyorsanız feministmekan@gmail.com adresinden onlara ulaşabilirsiniz. Ayrıca maddi desteğinizi de buradan sunmanız mümkün. Sonuçta burası bağımsız bir kuruluş ve feministleri bir araya getiren bir kuruluş. Çok teşekkür ederiz programa katıldığınız için. Feminist Mekan'a uzun yıllar ve uzun ömürler diliyoruz. Hep beraber kadınlarla ve feministlerle. Mayıs, yani yerler değişir tabii ki, yani hani şey, orası da sonuçta kiralık, evet, mekan bir yer. Değişir. Mekan değişir ama önemli olan kadınların, feministlerin kendilerine ait bir araya gelecek mekanlarının hep olması. Orası olmak zorunda değil. Başka yer olur. Başka sokak olur. Başka mekan olur. Ama hani yeter ki biz bir araya gelebilelim, birbirimizden kopmayalım. Gerçekten de geri bas, yani hani her zaman aynı şekilde direnemeyebiliriz, aynı şekilde duramayabiliriz ama her zaman orada olalım ve her zaman birbirimizin elinden tutabilecek kadar yakın olalım birbirimize. Çünkü evet, onu yaptığımız zaman işte umut da olabiliyoruz. Oradan çok büyük bir mücadele de doğabiliyor. Temas da edilebiliyor. O temastan mücadele doğuyor zaten. O temas olmadan insan kendini mücadele edecek özgüveni de bulamıyor. Ama yanında o insanları, o kadınları gördüğü anda onun içinden bambaşka bir şey çıkıyor. Evet. Ve çıkmaya da devam edecek diye düşünüyorum. Evet, kesinlikle bence de devam edecek. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bugün Feride Eralp ile birlikte Feminist Mekan'ı konuştuk. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Bayağı iyi oldu. Çok güzel konuştuk. Peki beklentiniz nedir? Eşitlik. 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 Eksik. Ne bir fazla. Ne bir eksik. Ne bir fazla. Ne bir eksik. Ne bir fazla. Eşitlik istiyoruz. Nokta.